birer hiçiz, biz birer sivrisinek derecesinde bile değilken onun yüksek tenezzülü ve iltifatıyla onu öğrenme fırsatını anlayabilme, idrak edebilme, onunla birlikte İslam'ı yaşayabilme fırsatını yakaladık. Bu büyük bir lütuftur. Bence aramızdan ayrılan hocamız, bu sene ödül vereceğimiz hocamızın, Emin Işık hocamızın dediği gibi en son konuşmasına 80 küsur yaşıma geldim. Sadece şükretmeyi öğrendim. Başka bir şey bilmiyorum. Yani bu işin yolu, bu işin idraki şükretmeyi öğrenmektir. İslam halinden memnun olma sanatını elde etmektir. İlim çok önemli. Fakat ilim aşkı kuvvetlendiriyorsa önemli. Zira insanı miraca çıkartan ilminin kuvvetlendirdiği aşktır. O aşkla idraki Allah bizlere nasip etsin. Ben özellikle Reşat hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada konuşacağımı bile bilmiyordum Elif. Ama bana lütfoldu. Bu teşekkürü ne zamandır yapmak istiyordum. Hocam herhalde İlahiyat camiası içinde bizi en iyi anlayan, en iyi idrak eden, peygamberi size en güzel tanıtacak olan ve öğrencilerinin de en sevdiği hoca. Dolayısıyla onun buraya teşrifi bize lütuf gibidir. Bugün yapacağı konuşma çok önemlidir. Her an, her şeyden faydalanabilmeyi Allah bizlere nasip etsin. Birbirimizi sevmeyi, hürmet etmeyi, saygı göstermeyi nasip etsin. Her anın bir lütuf olduğunu idrak etmeyi nasip etsin. Birlik ve beraberliği, peygambere yakın olmak için tek fırsat olduğunu idrak ettirsin. Birlikten ayırmasın. Çok şanslıyız. Teşekkür ediyorum efendim. Kul, varlığını peygamberin hakikatinden aldığı için özüne ve huzura kavuşmanın tek yolu onu sevmektir. Bu yüzden Türk milleti peygamberine öyle bir ayna olur ki bu aynanın süsü onu duydukları aşktır. Osman Gazi 6 asır süren madde ve mana medeniyetini, mürşidinin evinde kaldığı bir gece odasında bulunan Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetinden, yatmadan, ayakta, edep içinde duruşuyla başlatır. Hazreti Fatih'e kadar padişahlar, sırf peygamberin hadisinde bahsedilen dereceye ulaşmak için mücadele verirler. Konstantiniyye, İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Doğumu babası Fetih Suresi okurken gerçekleşen ve Hacı Bayram-ı Veli Sultan'ın ilk gördüğünde Fetih Suresi okumaya başladığı Hazreti Fatih, mürşidi Akşemseddin'e "Hocam, dua buyurun da ya şehit olayım ya da İstanbul'u fethedeyim" diye sığınışı hep peygamber aşkıyladır. Daha önce babası II. Murad'ın da aynı aşkla devrin kutbu Hacı Bayram-ı Veli'ye niyaz ettiği, Hazretin ise bu fethin kundaktaki çocuk olan Fatih'le köse olan Akşemseddin'e nasip olacağı müjdesi hep bu hadisin zuhura gelmesi içindir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine çıkışıyla başlayan, Osmanlı'ya peygamberin varisi kılan halifelik lütfu şu rüyayla başlar. Tarihçi Hoca Saadettin Efendi'nin babası Hasan Can'dan naklettiğine göre, Yavuz Sultan Selim çoğu geceler uyumaz, Nedim'i Hasan Can'la kitap okuyup ilmi konularda konuşurmuş. Hasan Can uyuyakalıp da padişahın hizmetine gidemediği bir gecenin sabahında Yavuz Hasan Can'a sorar. "İndi ne düş gördün, beyan eyle." Hasan Can, padişahın sorusuna bir anlam verememenin sıkıntısıyla dışarı çıkar ve kapı ağası Hasan Efendi ile karşılaşır. Hasan Ağa da sıkıntılı görünmektedir. Sebebini sorunca mesele anlaşılır. söz konusu rüyayı kendisi değil bir başka Hasan, kapı ağası Hasan Ağa görmüştür. Gecenin bir vakti sarayın kapısı çalınır. Kalabalık halde gelenler Arap elbiseli, Arap simalı, nurani kimselerdir. Bunların ellerinde de birer sancak vardır. Kapıyı vuran şahsın elinde ise padişahın ak sancağı bulunmaktadır. Hasan Ağa'ya der ki, "Bu gördüğün Resul'ün ashabıdır. Bizi Resul gönderip selam etti ve buyurdu ki, kalkıp gelsin. Haremeyn hizmeti ona verildi. Bu gördüğün dört kimseden bu Ebu Bekri Sıddık, bu Ömerül Faruk, bu Osman-ı Zinnureyn'dir. Seninle konuşan ben ise Ali bin Ebu Talib'im. Var Selim Han'a selam söyle." Rüyayı dinledikçe Yavuz'un yüzü kızarır, gözleri yaşarır ve Hasan Can'a bakıp, "Biz sana demez miyiz ki bir tarafa memur olmadan hareket etmeyiz. Ceddimiz evliyalıktan nasipliydi, kerametleri vardı. Ancak içlerinden biz anlara benzemedik" der. Yavuz Selim'in Mısır seferine çıkmadan önce gördüğü rüya, bu sefer için manevi bir işaret olmuştur. Mısır üzerine yürüyen padişah, Sina çölünü 13 günde geçerek Kahire'nin kuzeydoğusunda bulunan Ridaniye'ye varır. Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardı. Bu amansız çöl sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. Lakin Yavuz'un azmi ve kat'i kararıyla çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erken hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan "Niye atından indi, yürümeye başladı?" diye fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde askeri erken de atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a "Ne olur hünkâra sor, bu acep ne iştir?" dediler. Hasan Can, Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca, Yavuz, "Hasan, görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz?" der. Kısa zamanda da Mısır ve Hicaz Osmanlı padişahlarının hükümdarlığı altına alınmış ama Yavuz bu topraklar karşısındaki konumunu hükümdarlık değil, Hasan Ağa'nın rüyasında da kaydolunduğu gibi hizmetkarlık konumu olarak görmüş hep. Nitekim 20 Şubat 1517 günü Kahire'deki Melik Müeyyet Camii'nde kılınan cuma namazı sırasında okunan hutbeyle Yavuz Sultan Selim'in halife-i ruh-i zemin olduğu tescillenmiştir. Ancak hatip hutbede yeni halifenin adını söylerken o zamana kadar adet olduğu üzere "Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn" sıfatını kullanınca Yavuz bu sıfata itiraz etmiş ve "Hayır, biz buraların hakimi değil, ancak hadimleri olabiliriz" diye düzeltmiş hatibin sözünü. Osmanlı padişahları bundan sonra da kendilerine Mekke ve Medine şehirleri karşısında biçtikleri rolü değiştirmemişler ve kendilerini bu şehirlerin hakimi değil, hadimi yani hizmetçisi olarak görmüşlerdir. Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne ilhakından sonra o güne kadar Mısır sultanlarına tabi olan Mekke emiri, Yavuz Sultan Selim'e bağlılığını bildirmek ve emanat-ı mübareke ile Mekke ve Medine'nin anahtarlarını iletmek üzere oğlunu göndermiş. Bu tarihten sonra da Hicaz, Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti olmakla birlikte Kâbe'ye ve Hazreti Peygamber'e hürmeten Mekke ve Medine kalelerine Osmanlı sancağı çekilmemiştir. Artık mukaddes emanetler İstanbul yolundadır. Yavuz Sultan Selim bu emanetlerin yanında kesintisiz 24 saat Kur'an-ı Kerim okunmasını ister. Bu iş için de 39 hafız görevlendirir. 40. hafızsa bizzat sultanın kendisi olacaktır. Mukaddes emanetlerin yanı başında Kur'an okuyan hafızların sesi Osmanlı yönetimi boyunca devam edecektir. Bugün Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenler, aynı geleneğin halen devam ettirilmekte olduğunu göreceklerdir. Mukaddes emanetler geçen zaman içinde sarayın farklı yerlerinde muhafaza edilmişler, fakat özellikle Hazreti Peygamber'in hırka-i şerifleri gibi bir kısım özel emanetler, padişahların yanlarından ayıramayacakları bir konum edinmişler sarayda. Öyle ki bazı padişahlar sefere çıkarken dahi bu emanetleri yanlarında taşımışlar. Sultan Abdülmecid'in Beşiktaş saraylarına taşınması ile birlikte Topkapı Sarayı'ndaki bu daire tamamen mukaddes emanetlerin muhafazasına ayrılmış. Cumhuriyetin ilanından sonra da aynı şekilde mukaddes emanetlerin ev sahipliğini yapan daire 31 Ağustos 1962'de kapılarını ziyaretçilere açmış. Hırka-i Saadet Dairesi'ne girmeden hemen önce bize hoş geldin diyen bu kuyu Osmanlı dönemi boyunca önemli bir görev üstlenmiş. Hırka-i Saadet Dairesi'nin bir tozunu dahi zayi etmekten çekinen Osmanlı padişahları, has odacılara temizliği yapılan odalardan süpürülen tozların bu kuyuda biriktirilmesini emretmişler. Osmanlı'nın Peygamber Efendimiz ve onun ashabına ait eşyalara düşkünlüğü o derecededir ki, bu mekanın temizliğinde kullanılan süpürge ve faraşları bile atılmaz. Onlar da mukaddes birer eşya gibi saklanırdı. Hırka-i Saadet Dairesi'nin en önemli odası, şüphesiz bizzat padişahın ikametine ayrılmış olan Has Oda'ydı. Has Oda'ya şadırvanlı sofadan, bu sedefli kapıdan girilirdi. Kapının üzerinde Hazreti Mevlana'ya ait, "Bu öyle bir kapıdır ki, senin kapından başka bütün kapılar kapanmıştır. Ta ki garipler başkasına yol bulmasın diye. Ey kerem ve izzet kapısı, ey nur saçan kapı. Güneş, ay ve yıldızlar sana kul köledir." mealinde Farsça bir rubai yazılmıştır. Has Oda'nın kubbesinin Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra yenilendiği anlaşılmaktadır. Kubbe göbeğinde Nur Suresinin ayetleri, eteğinde ise Fetih Suresi yazılıdır. Osmanlı döneminde en koşuşturmalı zaman Ramazan ayıydı. Ramazan ayının 15'inde yapılacak törene davet edilecek kişilere davetiyeler gönderilir ve o gün geldiğinde bizzat padişahın nezaretinde Hırka-i Saadet altın sandıklarından çıkarılarak ziyarete açılırdı. Altın bir kazanın içine zemzem doldurulur ve Hırka-i Saadet'in eteği bu suya batırılırdı. Ardından bu su şişelere doldurularak gelen protokole takdim edilirdi. Misafirler bu şişeleri alarak sevinçle evlerine gider ve bir yıl boyunca evlerine gelen konuklara çay ya da hoşaf ikram ettiklerinde bu mukaddes sudan birer damla damlatılarak ikramı özel kılarlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası 124 santimetre boyunda siyah yünlü kumaştan dikilip krem renk yünlü kumaşla kaplanmıştır. Bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan bu hırka, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şair Zübeyroğlu Kâb'a verilen hırkadır. Bu hırkanın Kâb'a hediye edilişinin de unutulmaması gereken bir de hikayesi vardır. Hazreti Peygamber aleyhisselam, İslam dinini tebliğe başladığı zaman pek çok problemle karşılaşmıştı. Kendisine muhalif olanlardan biri de şair Kâb'tı. Ancak kardeşinin ikazı üzerine pişman olan ve kalbi İslam'a açılan Kâb, gizlice Medine'ye gelmiş ve huzuru peygamberiye çıkmıştı. Kâb bu görüşmede tevbe edip imana kavuşan bir kimsenin geçmiş hatalarının bağışlanıp bağışlanmayacağını sormuş, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müsbet cevabından sonra Zübeyroğlu Kâb olsa da mı diyerek sorusunu tekrarlamış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine tasdik edince kendisini tanıtmış ve daha sonraları Kaside-i Bürde, Hırka Kasidesi ismiyle meşhur olacak manzumesini okumaya başlamış. "Muhammed kınından çıkmış keskin bir kılıçtır. Cihan onun ilahi nurundan feyz alır." mısralarına geldiğinde de Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem sırtından çıkardığı hırkasını Kâb bin Züheyr'in omzuna bırakmış. Osmanlı padişahları Hırka-i Saadet'ten hiç ayrılamazlar ve onu gittikleri yerlere beraberlerinde götürürlerdi. Daha önceki dönemlerde hırkanın padişahla birlikte harplere gittiği de görülmüştür. Sultan 3. Mehmet, Peygamber Efendimizin mübarek ismi şerifleri her anıldığında ayağa kalkacak kadar peygamber sevgisiyle dolu, halim selim, dindar bir sultandı. Eğri seferine giderken sancağı şerif ve Hırka-i Saadet'i de yanına almıştı. Seferde bir ara bozgun durumu baş göstermişti. Padişahın yanında bulunan Hoca Saadettin Efendi, "Padişahım, siz gibi Ali Osman'a sultan, Peygamber Efendimiz yolunda halife olduktan geru, Hırka-i Saadet'i böyle anda giymek, Hak Teâlâ'ya dualar eylemek elbet münasiptir" diyerek padişahın Hırka-i Saadet'i giymesine fetva vermişti. Bunun üzerine tekbirlerle Hırka-i Saadet'i giyen 3. Mehmet, askerlerini büyük bir heyecana sevk etmiş ve peşinden de net bir zafer kazanılmıştır. Hırka-i Saadet Dairesi'nin 2. derecede şanlı misafiri, Peygamber Efendimizin Ukab adı verilen siyah renkli sancağı şerifidir. Sancak, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ait yünlü bir örtüden kare şeklinde yapılmıştır. Hayber'in fethinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı taşıma göreviyle alakalı, "Bayrağı öyle bir ere vereceğim ki o Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever" buyurmuşlar. Bilahare Hazreti Ali kerremallahu veçeh Efendimiz'i çağırtıp sancağı kendilerine teslim etmişlerdi. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam tıraş olduğu zaman saç ve sakal telleri ashab tarafından toplanır ve hatıra olarak saklanırdı. Gerçekten de Resulullah Efendimiz'e büyük bir muhabbeti olan ashabı, onun bir saç teline bile zarar gelsin istemiyor ve bunları mukaddes saydıkları için birkaçını yanlarında götürerek Allah Resulü'nün ruhaniyetinden istifade etmek istiyorlardı. Ashab-ı kiram tarafından muhafaza edilen sakal-ı şerifler nesilden nesile gelerek günümüze kadar ulaşmıştır. Açılan bu sakal-ı şerifler vesilesiyle gönüllerdeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi tazelenir, dünya gözüyle görmeden kendisine iman edenler bir nebze olsun hasret giderirler. Sakal-ı şeriflerin kat kat kıymetli bohçalar içinde saklanması bir yana, onlara bir kez olsun bakmak için bile mübarek vakitlerin beklenmesi geleneği de ayrı bir inceliğin mahsulüdür. Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed'in mucizelerinden biri de yürüdükleri taşın üzerinde ayak izlerinin kalabilmesiydi. Osmanlı padişahları içinde Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ayağının izine en fazla hürmetkar olanlardan biri 1. Ahmet'miş. Kendisi Kahire'de Sultan Kayıtbah'ın nesli Cenab-ı Peygamberi'den olan bir zattan 20 bin dinara satın alarak türbesine koydurttuğu kadem-i şerifi İstanbul'a getirtmiş, önce Eyüp Sultan Türbesi'ne, inşası tamamlandığı zaman da Sultanahmet Camii'ne yerleştirilmiştir. Sultanahmet Camii'ne naklin gerçekleştirildiği günün gecesinde padişah bir rüya görmüş. Bütün peygamberlerin toplandığı bir divan kurulmuş, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kadılık makamına geçmiştir bu rüyada. Sultan Kayıtbay türbesinde ziyaret edilen ve ruhuna Fatiha okunmasına vesile olan kadem-i şerifi kendi camiine naklettiği için Sultanahmet'ten davacıymış. Peygamber Efendimiz'den kadem-i şerifin iadesine hüküm çıkmış. Bu rüyayı tabir ettiren Sultanahmet Han, Mısır'a iade etmeden önce değerli taşlarla süslü kadem-i şerif şeklinde altından bir sorguç yaptırmış. Bu sorgucun üzerine de kendine ait "Muğla tacın gibi başında götürsem daim, kadem-i resmini ol Hazreti Şah-ı Resulün, gül-i gülzar-ı saadet o kadem sahibidir, Ahmed'a durma yüzün sür kademine ol gülün" mısralarını yazdırmış. Mukaddes emanetler arasında özelliği en son keşfedilen emanet, Peygamber Efendimizin su içtikleri bu kadeh-i şeriftir. Mukaddes emanetler içerisinde Kâbe kapısı, altın oluk, Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara'dan çıkarılan parçalar, Hacer-ül Esved muhafazası, Kâbe örtüleri, Peygamber'in yolladığı mektuplar, minyatür hurma ağacı, Hazreti Fatıma'nın hırkası, Hazreti Hüseyin'in gömleği, hırka parçaları, Kerbela toprağından tuğla, Hazreti Peygamber'in kılıçları, sahabe kılıçlarıyla birlikte zaman içerisinde sarayda toplanan İmam-ı Azam'ın cübbesi, Hazreti Mevlana'nın tasları, Ahmet Rufai Hazretlerinin kabir toprağı da vardır. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir, cananı vermez Türkler. Ebedi Hadimül Haremeyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Efendim, Mevlid-i Nebi konulu programımızın ana konuşmacısı Profesör Doktor Reşat Öngören hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hocalarım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Esasen izlediğimiz film her şeyi bize anlatmış oldu. Onun üzerine belki birkaç açıklamayla programımızı tamamlamış olalım. Gerçekten çok güzel, etkileyici bir film olmuş. Şimdi Peygamber Efendimiz dediğimizde başlığı hususiyle yaşayan Kur'an şeklinde teklif ettim. Çünkü biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'e iman, Kur'an-ı Kerim'den önce geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in Allah'tan aldığını söylediği sözlerin bir bütünü. Eğer Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmezseniz, o zaman bu sözlere inanmazsınız. Bu sözlerin hiçbir anlamı ve değeri olmaz. O bakımdan önce Peygamber Efendimiz, ona inanarak, güvenerek, sonra Kur'an-ı Kerim. Nitekim Peygamber Efendimiz vahyi insanlara duyurmak istediği zaman öncelikle şöyle bir açıklamayla bunu gerçekleştiriyor. Diyor ki, ben size şu dağın arkasında size saldırmak üzere hazırlanan bir ordunun, düşman ordusunun olduğunu haber versem, bana inanır mısınız? Şöyle cevap veriyorlar, elbette inanırız. Sen hep doğru sözlü oldun, güvenilir bir kimsesin. Ondan sonra da, madem bana inanıyor, güveniyorsunuz, işte Allah beni peygamber olarak görevlendirdi, bu ayetleri bana göndermektedir diyerek, önce kendisini güvenilir bir kişi olarak onlara tanıtıyor. Daha doğrusu bunun teyidini alıyor. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor. O yüzden Peygamber Efendimiz'in hayatını dürüstlük ve güvenilirlik bakımından sadece 40 yaşından sonraki döneme değil, doğuştan itibaren dikkate almak durumundayız. Çünkü peygamber olmadan önce de o, aslında peygamberlik adayı olarak insanların güvenini kazanmıştı. Hazreti Allah onu o şekilde yaşatmıştı. O bakımdan bazı kimselerin dediği gibi peygamberlikten önce, peygamberlikten sonra gibi hayat ayrımı Peygamber Efendimiz için doğru değildir. Doğuştan itibaren onun çok değerli ve önemli bir hayat yaşadığını bilmek gerekmektedir. Peygamber Efendimizle ilgili bilmemiz gereken ikinci önemli husus, onun bir topluma ya da bir kavme, bir coğrafyaya değil, bütün insanlığa gönderildiği gerçeğidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberin hayatı anlatılır. Baktığımızda bunların bir kısmı sadece bir ülkeye, bir kısmı bir ırka, bir topluma gönderilmiştir. Oysa Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gönderildi. Dolayısıyla bütün insanlık hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, bütün insanlık Peygamber Efendimizin ümmeti durumundadır. Onu peygamber olarak kabul eden kişiler ümmet olduğunu kabul etmiştir. Henüz daha inanmamış olanlar ise tabiri caizse onlara davetiye gitmiş, icabetleri beklenmektedir. Bu kıyamete kadar böyledir. Yani bütün insanlık onun ümmeti olmaya potansiyel olarak adaydır. O yüzden bizler Kur'an'ı, onun getirdiği mesajı bütün insanlığa ulaştırmakla mükellefiz. Hazreti Mevlana bunun formülünü çok güzel olarak bize sunmuş. Pergel metaforunu kullanarak. Benim bir ayağım İslam'da sabit kalarak diğer ayağımla bütün dinleri, bütün inanç sahiplerini, bütün insanlığı dolaşırım. Dolayısıyla evet bizler Peygamber Efendimizin ümmeti olmayı kabul eden kişiler olarak bir ayağımız İslam'da sabit kalarak bütün dünyayı, bütün insanlığı dolaşmak durumundayız. Bununla mükellefiz. Peygamberler diğer düşünürlerden, filozoflardan, bilge kişilerden, eğitimcilerden farklı olarak sadece bir takım bilgileri sunmakla kalmazlar. Aynı zamanda onların insanları dönüştürme, değiştirme vazifeleri bulunmaktadır. Bunun için de peygamberler söylediklerini aynen kendileri de yaşarlar, icra ederler. Bu noktada peygamberler birer model kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsedilirken, Peygamber Efendimiz'e dahil bütün peygamberler için insanların onları takip etmesi istenmektedir. Örnek almaları istenmektedir. Dolayısıyla bazı kimselerin dediği gibi dini sadece Kur'an üzerinden anlamaya çalışmak aslında dini anlamamak demektir. Kur'an peygamber tarafından yaşanmıştır. Biz de Peygamber Efendimiz'e bakarak Kur'an'ın nasıl yaşandığını öğrenebiliriz. İmam Gazali Hazretleri İhya-i Ulûmiddin gibi çok önemli eserinde açıkça şunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Kur'an ile terbiye edildi. Diğer insanlar da Peygamber Efendimizle terbiye edilmektedirler. Dolayısıyla bizim için Peygamber Efendimizin hayatı Kur'an hayatıdır. O ne yapmış ve yaşamışsa biz de onun gibi yaşadığımızda Kur'an'ı yaşamış oluruz. O yüzden Peygamber Efendimiz'e yaşayan Kur'an denilmektedir. Yani Kur'an'ı sadece anlatmakla, tebliğ etmekle kalmamış, bizzat hayatına geçirmiştir. Peygamberlerin vasıflarının temel 5 vasfından bir tanesi masum oluşlarıdır. Yani Allah onları günah işlemekten, hata yapmaktan muhafaza eder. Sebebi, onların aynı zamanda sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda model oluşları dolayısıyladır. Yani eğer onlar hata yapar ve günah işleyerek bir davranış ortaya koyarlarsa, örnek alınacakları için diğer insanlar da bu günahı, bu hatayı devam ettirirler. Böylece insanlık hata üzerine, yanlış üzerine devam etmiş olur. Hazreti Allah kullarına acıdığı için peygamberlerine hata yaptırmıyor, onları hatadan muhafaza ederek insanlığın kurtulmasını bu şekilde onlara rahmetinden dolayı sağlamış oluyor. O bakımdan peygamberlerin hususi korunduğu bilgisine sahibiz. temel vasıflarından birisinin masum olduklarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz vahyi aldığında esasen sadece bilgilendirmek değil, aynı zamanda yaşıyor demiştik. Vahyin Peygamber Efendimiz tarafından yaşanması aslında Peygamber Efendimiz'in vahyi aldığında o vahyin onun öz benliğinde gerçekleştirdiği etki ile oluşuyor. Yani gelen vahyi hayata geçirmesi aslında vahiy ile Peygamber Efendimiz'in özdeşleşmesi, onu içselleştirmesi, onu iç dünyasında özümsemesiyle gerçekleşiyor. Bunu sadece ibadetlerde, namaz, oruç, abdest gibi meselelerde meseleler olarak düşünmeyelim. Bütünü için bu geçerli. Çok ilginç bir olay yaşanıyor. Hazreti Ayşe'nin bize aktardığı bir olay. Buyuruyor ki Hazreti Ayşe, bir yaz dönemi uzun süre kuraklık yaşandı. Hiç yağmur yağmadı. Derken bir ara gökyüzünde, Medine'de bir bulut belirdi. Ve insanlar hep birlikte sevinmeye başladılar, yağmur yağacak diye. Fakat bir de baktı ki Peygamber Efendimiz'de bir tedirginlik var. Eve giriyor, dışarı çıkıyor, böyle bir heyecan hali. Ne oldu ki ya Resulallah diye sorduk. Peygamber Efendimiz, bu bulutun gelişini seviniyorsunuz ama ne biliyorsunuz bunun yağmur bulutu olduğunu? Ya azap bulutu ise? Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'e gelen vahiyler içerisinde Hud kavmiyle alakalı böyle bir olay var. Hud kavmi, Hud Aleyhisselam'ın hitap ettiği Ad kavmi, Peygamberi dinlemeyince Hazreti Allah onlara azap göndermeye karar veriyor ve Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf Suresi 24. ayette anlatıldığı şekliyle onların semasına bir bulut geliyor. Ve seviniyorlar yağmur bulutu geldi diye. Oysa o bulut onlara azap yağdırmak üzere gönderilmiş. Tam da bu olayın benzeri yaşandığı için, yani bulutun o insanlar üzerine geldiğini görünce Peygamber Efendimiz vahide ifade edilen o olayı hatırlatıyor. İşte bu Peygamber Efendimiz'e o vahyin etkisini, aldığı bütün vahiyleri nasıl içselleştirdiğini, her haliyle Kur'an'ı bu şekilde yaşamakta olduğunu hissederek bunu icra ettiğini gösteren çok önemli bir olay. Birkaç sure adı verir Peygamber Efendimiz. Bu sureler beni ihtiyarlattı der. Bunlardan bir tanesi Hud suresi. Çünkü orada emredildiğin gibi dosdoğru ol emri verilmiştir Peygamber Efendimiz'e. Bir tanesi Vaka, bir tanesi Tekvir. Bu surelere bakıldığında kıymetli dinleyenler, kıyamet olayları anlatılıyor. Güneşin dürülmesi, yıldızların sönmesi, denizlerin kaynamaya başlaması, dağların paramparça olması. Bu olaylar anlatılıyor. Şimdi bu olayları anlatan ayetler Peygamber Efendimiz'e geldiğinde o adeta o manzarayı yaşanmış gibi hissediyor. Şimdi şöyle düşünelim. 1999'da büyük bir deprem oldu. Bu depremi o zaman bizzat içinde yaşayanlar ile onun haberini alanlar aynı şeyleri mi hissediyorlar? Evi yıkılmadan bir şekilde depreme yakalananlar var. Bazıları hiç depremi yaşamadan sadece haberini alanlar var. Bazıları ise bizzat o dehşetin içinde, ortasında kalmış. Bunu yaşayanlar var. O kişilerin üstünden bu olayın izleri, bunun etkisi yıllarca çıkabiliyor mu? İşte Peygamber Efendimiz dediğimizde vahyin Peygamber Efendimiz üzerinde nasıl bir etki bıraktığını Ve onun yaşanacak olan bu hadiseyi nasıl Peygamber Efendimiz daha önceden hissederek bunu idrak ettiğini gösteren şey. O yüzden bunlar, bu sureler beni ihtiyarlattı buyuruyor. O dehşeti, o dehşet anı adeta yaşıyor gibi hissediyor. Bu manada evet Peygamber Efendimiz yine bu açıdan da yaşayan bir Kur'an olarak karşımıza çıkıyor. Bir takım olaylar Peygamber Efendimizin melekût alemiyle, gayb alemiyle sürekli gönlünün irtibat içinde olduğunu gösteriyor. Hani vahiy geliyor. Şimdi bir okunan vahiy, vahiy metlû diye ifade edilen Kur'an ayetleri geliyor. Ama onun dışında Peygamber Efendimiz'e bir takım bilgiler daha geliyor. Melek görünerek veya görünmeyerek. Bunların bir kısmı hadis olarak karşımıza çıkıyor. Ayetler olarak kaydedilmiyor. Bir kısmı kutsi hadisler olarak karşımıza çıkıyor. Bir kısmı ise doğrudan ilham ediliyor. Ve sürekli Peygamber Efendimiz'in gayb alemiyle, melekût alemiyle irtibatı devam ediyor. Şimdi bu durum bir takım olaylar yaşandığında bu durumun nasıl olduğu, nasıl devam ettiğini bize perçinleyen olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bazen benim gönlüm bulutlanır da ben onu bertaraf etmek için günde 70 defa istiğfar ederim. Şimdi bulutlanmak, perdelenmek, tasavvuf ehli bir hicap kavramını kullanacak. İnsan yaptığı kusurlarla, günahlarla kalbinde bir takım perdeler, lekeler belirir ve o Allah'la olan bağının zayıflamasına sebep olur. Bu bizim için geçerli. Peygamber Efendimiz günahtan korunduğu için, işlese bile günahları Allah tarafından affedildiği için Peygamber Efendimiz'in gönlünün bulutlanması apaçık günah ile gerçekleşen bir şey değil. Belki onun bir takım, bizim bir takım iyiliklerimiz onun mertebesinde, günah mesabesinde. O yüzden kusurları, yani bir takım perdelenmeleri bu açıdan değerlendirmek lazım. Ve Peygamber Efendimiz ben bunu istiğfarla açarım, def ederim buyuruyor. Şimdi onun gönlünün sürekli Allah'la, gayb alemiyle irtibatlı olduğunu gösteren çok ilginç bir olay yaşanıyor. Bir Ramazan akşamı mescitteler. Sahabe efendilerimizin başında Peygamber Efendimiz. O sırada mescidin kapısında iki kişi girerken bir hususta tartışmaya başlıyorlar ve seslerini yükseltiyorlar. İçeri girdiklerinde Peygamber Efendimizin onlara söylediği şu. Bakın diyor, bana Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu bildirilmişti. Ben de size bunu açıklayacaktım. Ancak sizin o girişte yaptığınız kavga sebebiyle bu bana unutturuldu. Bakınız, o sesi yükseltme, o tatsız olay, Peygamber Efendimiz'in gayb alemiyle irtibatının kesilmesine sebep oluyor. O yüzden Peygamber'in huzurunda sesli konuşulmaması ayetle ifade edilmiştir. Çünkü yine böyle bir tartışma oluyor huzurunda. Peygamber'in huzurunda böyle konuşmanız doğru değil diye uyarı gelince sahabe efendilerimiz ondan sonra seslerini yükseltmeden adeta birbirleriyle fısıldaşırcasına konuşmaya başlıyorlar. Çünkü evet onun gönlü gayb alemiyle sürekli irtibat halinde, bunun bozulmaması gerekiyor. Buna sebep olmamak için bir tedbir olarak böyle davranılması isteniyor. Şimdi affedersiniz. Peygamber Efendimiz insanlara örnek olarak, Kur'an'ı yaşayan bir kimse olarak, onu gören sahabe efendilerimiz dini yaşadılar. Fakat şöyle bir mesele var. Biz Peygamber Efendimizle müşerref olamadık. O saadete eremedik. Ama onun ümmetiyiz. Acaba onun hayatından sonra bizler dini neye göre yaşamak durumundayız? Gerçi Peygamber Efendimiz'den bize onun nasıl yaşadığına dair kayıtlar, bilgiler aktarılıyor, geliyor. Bunları öğreniyoruz. Ancak bunlar bir nevi soyut bilgiler. Bizzat bunların yaşanması, yaşayan kişilerin görülmesi açısından insanlara daha etkili olacağı belli bir şey. İşte bu durumda bize kıyamete kadar da Peygamber Efendimiz'in peygamberliği ve Kur'an'ın hükmü geçerli olduğu için, biz de onu yaşamak durumunda olduğumuz için bize bizzat Peygamber Efendimiz hadisinde ve Kur'an-ı Kerim'de de ayette bunun formülü verilmiş. Formül şu: Peygamber Efendimiz'den sonra onun ümmeti sadık kulların etrafında toplanarak, onları örnek alarak dini yaşayacaklar. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve kûnû ma'as sâdikîn. Sadıklarla beraber olun. Sadık kimdir diye bakıldığında Kur'an-ı Kerim'de sadıkların özellikleri açıklanmış. Tam da sadığın tarifinde sözüyle, özüyle, davranışlarıyla doğru bir kimse şeklinde tanımla karşılaşıyoruz. Yani sadece doğru söyleyen değil, aynı zamanda o söylediğini bizzat yaşayan kişi olarak tanımlanıyor sadık kimseler. Nitekim peygamberlerin vasıflarından, 5 vasfından bir tanesi masum olması dedik, diğer bir vasfı da sadık olmasıdır. Sıdk, doğruluk, doğru, sıdk, sadık, sıddik aynı kök. Sadıklar, evet, hem doğru söylerler hem de söylediklerini bizzat yaşarlar. İşte Peygamber Efendimiz'den sonra bizim için örnek alacağımız kişiler bu ümmetin sadık kullarıdır. Sadık kullarıdır. Onlar çünkü İslam'ı aynen Kur'an'daki gibi yaşarlar. Tırnak içinde onlar da kendi döneminin yaşayan Kur'an'ı olurlar. O bakımdan sadıklar, evet, kıyamete kadar ümmet içerisinde sadıklar olacaktır ve bu ümmet de onları, onların yaşam biçimini örnek alarak dinlerini yaşayacaklardır. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in bir açıklaması da alimlerin, peygamberlerin varisi olduğu şeklinde ki hadisi şerifidir. El ulema veresetül enbiya. Alimler peygamberlere varis olurlar. Ama bir başka hadiste biz peygamberler mal mirası bırakmayız buyruluyor. O zaman alimler peygamberin nesine varis olacaklar? Efendim, alimler peygamberlerin ilmine, hikmetine varis olacaklar. Şimdi ilim noktasından bakıldığında o zaman karşımıza kitap ve sünnet, yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri çıkacak. Peki bir kimse Kur'an bilgisine sahip, hadis bilgisine sahip olsa da bunu yaşamasa, acaba bu veraset gerçekleşir mi? Hayır, gerçekleşmez. Çünkü Peygamber Efendimiz sadece bildirmekle kalmadı. Aynı zamanda o söylediklerini bizzat yaşadı. O zaman ona varis olanlar, kitap ve sünnete, yani Kur'an bilgisine ve hadis bilgisine sahip olmakla ona varis olamazlar. Bilgiyi elde etmekle ona varis olamazlar. Aynı zamanda onu yaşayan kişiler olmak durumundadır. O zaman biz Alim dediğimizde bizzat Peygamber Efendimiz gibi dini yaşayan kişilerin kastedildiğini buradan anlamış oluyoruz. Burada bir de işin başka bir boyutu var. Peygamber Efendimizin haline de varis olmak. Çünkü Peygamber Efendimiz sadece Kur'an bilgisini, Kur'an ayetlerini ve bir takım mübarek sözlerini aktarmakla kalmadı, bir takım manevi haller de yaşadı. Bu haller noktasından da ona varis olan kişiler, ümmetin örnek alacağı alimler olarak anlaşılması gerekir. Nedir bunlar dediğimizde? Birinci özellik Peygamber Efendimizin miraç yapmış olmasıdır. Peygamber Efendimiz ruh ve cesetle birlikte miraç yapmış bir defa, ama birçok defada sadece ruhi miracından bahsedilir. Ümmet içerisinde bilgili olan alimlerinin aynı zamanda ruhen miraç yapmış kişiler olduğunda Peygamber Efendimizin bu yönüne de varis olduklarını söyleyebiliriz. Miraç açısından. Nitekim Allah dostları velilerin erken dönemden itibaren yaptığı miraçların örnekleri kaydedilmektedir. Evet, bizzat kulun mana olarak, ruhi olarak Allah'la görüşmesi olayı, miraç. Peygamber Efendimizin sahip olduğu bir başka hal, mucize göstermesi idi. Yani kişiler ondan eğer kendi söylediklerini kabul etmeye etmekte direnip itiraz eder de ondan harikulade bir eylem göstermesini talep ederlerse Peygamber Efendimiz onlara mucize de gösteriyor idi. Daha doğrusu peygamberlere Allah mucize imkanı da vermiştir. Musa Aleyhisselam'a karşı Firavun mücadele ettiğinde Firavun'un tuttuğu sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın karşısında ellerindeki değnekleri yere atarak onların birer yılan olmasını sağladılar sihirle. Tam o anda Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu şekliyle Musa Aleyhisselam'ın gönlüne vahiy geldi. Sen de elindeki asayı at. Bakınız, Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca o asa da yılan oldu ama sihirbazların yapamadığı bir şeyi yaptı. Sihirbazların yılan şeklinde gösterdikleri o çubukları da yuttu. Tam bu anda işte bu mucize. Neresi mucize? Sihirbazlar sihiri bildikleri için diyorlar ki, eğer Musa da bizim gibi sihir yapmış olsaydı, sadece onun değneği yılan şeklinde görünürdü. Ama bizimkileri yutamazdı. Yuttuğuna göre bu sihir değildir. Çünkü biz sihri biliyoruz. İşte böyle. Peygamber Efendimiz'den mucize istendiğinde, mesela elinin işaretiyle ayı iki parçaya ayırmıştır. Sonra tekrar birleşmiştir. Böyle karşı taraftakini aciz bırakan, mucize bu demek, aciz bırakan, benzerini yapmaya güç yetiremeyeceği eylemler, güç Allah tarafından onlara verilmiştir. Peygamber Efendimiz de mucize sahibi bir peygamber. Onun varisi olan, varisi durumunda olan alimlerin de peygamberlerin böyle harikulade eylem gösterme yönüne varis olması gerekir ki gerçek manada örneklik olsun. Bu da keramet olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani alim bir kimse aynı zamanda keramet ehli ise peygambere tam varis olma pozisyonu doğacak demektir. Eğer bu ruhi kıvamı yok ise o zaman Peygamberimize kısmen varis olmuş demektir. Bir başka husus, Peygamber Efendimizin kalbine Allah'tan bilgi geliyordu. Yani Cebrail'in okuduğu ayetlerden başka kalbine gelen vahiyler de söz konusu idi. Ona varis olacak olan kişilerin de aynı zamanda ilm-i ledün sahibi, yani Allah'tan manevi bilgi alabilecek ruh kıvamında olması gerekir ki peygambere tam verasetle varis olabilsin. İşte kıymetli dinleyenler, peygamberin varisi olacak olan alimlerin aynı zamanda miraç gibi, keramet gibi, ilham gibi bir takım manevi kemalata da sahip olması gerekir ki o kişiler Allah'ın sadık kulları olarak ümmet tarafından örnek alınsın. Onları görünce insanlar, demek ki dini yaşamak böyle oluyor. Dini yaşayan insanlarda böyle dürüstlük, böyle güzellik ortaya çıkıyor diye örnek alacak ve onların hayatını benimseyerek dinini heyecanlı, canlı, aşk ve şevk içerisinde yaşama imkanını bulacak. Dolayısıyla veraset kıyamete kadar devam edeceği için bizler için bu sadık kullar, Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in varisi olan bu alim kişiler artık peygamber gibi örneklik teşkil etmeye devam edecektir. Burada izninizle bir hususu daha izah edip mevzuyu toparlayayım. Filmde de gördük, Peygamber Efendimiz'in bir takım emanetleri, efendim Fatıma annemizin, Hasan Hüseyin'in hatıraları gösterildi, hırkaları gösterildi, gömlekleri gösterildi. Müslümanlar arasında bir kısım kişilerin teberrük diye ifade ettiğimiz meselede tereddütler yaşadığını görüyoruz. Teberrük nedir? Herhangi bir eşya ile mübareklenmek, ondan nasiplenmek. Bu peygamberin eşyasıysa ya da sahabe efendilerimizin eşyasıysa daha da önem arz ediyor. Onun hırkasına, sakalı şerifine hürmet göstermek, onunla nasipdar olmak, manevi halinin, heyecanının artmasını böylece daha canlı bir şekilde dini yaşamaya vesile kılmak. Bazı kimseler bunun insanı şirke götüreceğini, Allah'ın dışında bir takım şeylere yönelmek anlamına geldiğini dile getiriyorlar. Oysa dinin yaşanması, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ve Peygamber Efendimiz'in uygulamalarıyla bilinmektedir. Peygamber Efendimiz zamanında onun sakalı şerifi sahabe efendilerimiz tarafından toplanırken Peygamber Efendimiz bunu yasakladı mı? Sahabe efendilerimiz onlarla teberrükte bulunurken Peygamber Efendimiz ne yapıyorsunuz siz, böyle şey olur mu dedi mi? Hatta Peygamber Efendimizin Buhari'de anlatılan bir olay. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün baktım diyor Resulullah, Beytullah'ın köşesinde Hacer-ül Esved taşına elini koymuş, hüngür hüngür ağlıyor. Ardında ben varım, beni görmemişti. Sonra beni görünce, onu gördüm, ben de ağlamaya başladım. Sonra beni görünce, ya Ömer, işte bu taşın yanında, başında ağlanır buyurdular, diyor. Peki, bu Hacer-ül Esved dediğiniz şey nedir? Taşlardan bir taş. Peki, Peygamber Efendimiz ona elini koyarak, onda ne hissediyor da o gözyaşlarını döküyor? Peki bizzat Beytullah'ın kendisi taş ve topraktan yapılmış bir bina değil mi? Beytullah'ı ziyaret ne anlama geliyor? Onun taşına dokunmakla teberrük etmek ne anlama geliyor? Eğer bir takım eşya ile mübareklenmek sakıncalı olsa, o zaman dinin özünde olan bu tür şeyleri, bu tür uygulamaları nereye koyacaksınız? Tabiinin büyüklerinden Ebu Bürde, Medine'yi ziyarete gittiğinde sahabe efendilerimizden Abdüsselam, ona aynen şunu söylüyor. Hoş geldin, iyi ki geldin, seni şimdi evime götüreceğim ve sana Resulullah'ın içtiği kaseden su ikram edeceğim. Sonra gideriz beraber, Resulullah'ın namaz kıldığı mescidinde namaz kılarız diyor. Dolayısıyla bize Peygamber Efendimiz dini nasıl yaşamışsa, sahabe efendilerimiz onlara bakarak dini yaşamışlar. Biz de onlardan öğrendiğimiz şekliyle dini yaşamak durumundayız. Eğer böyle yapmazsak, her şeyi soyuta irca edersek, yani somut bir takım şeyler üzerinden dini yaşamayıp da soyut bir takım anlatılardan ibaret kılarsak dini, o zaman bu dinin tamamen buharlaşması söz konusudur. Biz namazı Allah için kıldığımız halde somut olan taştan, topraktan yapılmış Beytullah'a yöneliriz. Hac Allah için olduğu halde mukaddes bir toprağa gider, orada vakfe yaparız Arafat'ta. Sonra Beytullah'a gider, onun etrafında dönerek kulluğumuzu icra ederiz. Kanı ve eti Allah'a ulaşmadığı Kur'an'da ifade edildiği halde biz kurbanı Allah için keseriz. Ama gönlümüzden hayır yaptık, dolayısıyla aynı şeydir diyemeyiz. Somut şeyler ile soyuta ulaşırız. Dolayısıyla teberrük meselesini yanlış değerlendirmemek gerekir. Bunlar bizim için dini heyecanımızı yaşamamıza, aşkımızı, şevkimizi artırmamıza vesile olan şeylerdir. Tabii ki burada o değer verdiğimiz şeyleri sınırı aşarak adeta tapınma şekline dönüştürürsek, o zaman bunu kimsenin savunması söz konusu değil. Bazı kimseler bu teberrük olayını cahiliye dönemindeki müşriklerin puta tapma olayıyla benzeştiriyorlar. Şöyle deniyor, efendim o zamanki müşrikler de Allah'a inanıyorlardı. Ama putlar Allah'la aramızda aracıdırlar. O yüzden bunlarla beraberiz diyorlardı. Sizin yaptığınız bu teberrük de bu putperestlikten başka bir şey değildir diyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin putları aracı kılma meselesine bahsedilirken söylenen şudur. Müşrikler Allah'la aramızda aracıdır diye putlara tapınıyorlardı. Altını çizmek lazım. Tapınıyorlardı. Tapınmak başka bir şey, hürmet başka bir şey. Dolayısıyla siz hırkaya, sakala tapınma maksadıyla yaklaşır, bu şekilde bir duyguyla ona değer verirseniz, bu tabii ki putperestlik olur, şirk olur. Yok eğer ona saygı, ona hürmet, onunla mübareklenmek kastıyla yaparsanız, o zaman bu sizin heyecanınızı, şevkinizi artırır. Ve bu hususta da insanlar böyle yaparak bir takım sınırları aşıp haddi aşabilirler diye yasaklama hakkımız da yok. Dinde bir şey kendi kendimize koyamadığımız gibi onu kaldırma yetkisi de yok insanların. Peygamber nasıl uygulatmışsa, onun sahabesi nasıl uygulamışsa biz de onları örnek alır, o şekilde uygularız. Dolayısıyla yaşayan Kur'an dediğimizde, toparlayıp bitireyim, yaşayan Kur'an dediğimizde Peygamber Efendimiz bizzat Kur'an'ı yaşamış, sahabe efendilerimiz de onu görerek İslam'ı yaşamışlar. Biz de günümüzde sadık kullar, Peygamber Efendimiz'in varisi alimler, o çift yönlü zülcenahayn diye ifade edilen hem maddi bilgisi hem de manevi yönü olan sahibi keramet, ilmi ledün sahibi, miras sahibi kulları örnek alarak heyecan ve aşk içinde dinimizi yaşamaya devam eder. Böylece de ömrümüzü tamamlamış oluruz. Dikkatiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son sözümüzü Süleyman Çelebi'nin bir beytiyle tamamlamış olalım. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Rabbimiz ona ümmet olmaktan bizi ayırmasın, layık ümmet olmayı nasip müyesser eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim, hocamıza teşekkürlerimizi ifade etmek üzere Sayın Rektör Danışmanı Cemal Nur Sargut hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Hocam, Allah ayırmasın ilminizden, bilginizden ve edebinizden ve nurunuzdan, onu anlatışınızdan. Allah razı olsun efendim. Efendim, hocalarımızı sahneye davet ediyorum fotoğraf çekimi için lütfen.